oyun oynuyoruz. Neden oyun oynuyoruz? Çünkü yeni albümümü çıkaracağım. Bu yüzden albümden bahsedince niye sesim böyle oluyor acaba bilmiyorum. Ama bu sefer oyunları editörlerim seçmedi. Editörlerim Instagram'daki attığınız oyunları seçti. Bu sayılır mı? Ama tam da emin değilim yani. Bu oyun çok garip oyunlar kategorisinde mi görecek yoksa çok korkunç mu bilmiyorum. Galiba işin eğlenceli yanında bu olacak. Bir de burada çok gereksiz bir nerf silahı var. Bununla bir şaka bulana kadar bu burada duracak. No Snake Hotel. Bu otelde bir yılan yok. Bu oyun normal şartlarda kendim bulmuş olsaydım sorun olmazdı ama şimdi bunu Instagram'dan siz gönderdiğiniz için hiç güvenemiyorum. Welcome to the No Snake Hotel. The only hotel with a 99.99% no snake guarantee. Here at the No Snake Hotel, we pride ourselves in our incomprehensible lack of snakes. At other hotels, you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets, a snake in your toilet, or even waking up to a snake sliding down your throat. It happens more than you'd think. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. Sanki böyle büyük bir ironinin içindeymişim gibi hissediyorum ama eğer burası gerçekten %99.9 yılansızsa %0.01 var demek mi anlamına geliyor bu? Aa tamam. 99.99. Olasılık çok düşük, tamam. Burada yılan yok büyük ihtimal. Otele şimdi geldim. Yılanlardan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsun. O yüzden yılansız otele geldim. Gerçekten başardılar bak. Bu otelde gerçekten yılan yok. Umarım bu oyun bu kadar sarkastik bir oyun değildir. Çünkü 200 tane yılanın beni yemesini izlemek istemiyorum. Ki indie oyunda böyle bir şeyin animasyonu yapmayı üşenecekleri için bence oyunda hakikaten yılan yok. Az önce çözdüm. Let's go. 100. odayı mı bulayım? Hey! 100. oda nerede acaba? Abi neden bir anda gerildik böyle? Neden böyle bir müzik falan gitti? Bunu mümkün olabileceğini sanmıyordum ama çok mutluyum. Yılansız otel gerçekten ismini hak ediyor. Bir yılan ordusunun küçük bir kızı kaçırmasından sonra evimden ayrıldım. Ne? Ha böyle bir travman var, anladık yani, tamam. Ama burası da tam böyle var ya, yılanlardan korkan insanları bir araya toplayıp tam da onları korkuttuğu şeylerle vurmak amacıyla kurulmuş bir yer olduğu gibi duruyor. Cümleleri bu kadar uzatma. Her yerdeler. Burası hariç. Daire 100. Hey. İşin komik tarafı ne biliyor musun? Ben de gerçek hayatta daire 100'de oturuyorum. Burada ne yazıyor? Ne? Tıslama duydum lan. Oğlum şu an ne okuduğumun hiçbir önemi kalmadı. Daha önceden bir otele girmiştim, yılan görmüştüm. Çok korktum falan, boş yapıyor işte. Neyse ki bunu dert edecek bir şey yok. Yılansız bir otel burası. Ama bir seri katil yok demiyor. O yüzden bir tık ürkmekteyim. Ne oluyor lan? Hey. Ya bak buradan bir yılan çıkarsa hiç komik olmayacak. Hey. Bu yerdeki... Öncelikle... Otel yetkililerinden para iademi istiyorum. İkincisi... Yeri temizleyecek birini tutmanız lazım. Ve üçüncüsü... Burada bir yılan var! Lan! Ulan! Snack. Ondan kaçabiliyor muydum bu arada? Bunu bir daha denemeliyim. Ne? Yılanı gördüysen geri ödeme yok mu? Bir dakika, management nerede? Şurada zil yok mu? Benim paramı verin lan. Oğlum bu otelde kimse kalmıyor ki. O yılandan kaçabiliyor olmak istiyorum. Çok 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 çok. Ay çok korktum. Şimdi gerçek yılan. Kaçamıyormuşum. Güzel, bok gibi oyun. Bak işte, müzik dediğim budur abi. Sürreal olmayan oyun. Yani gerçekçi bir oyun mu? Evet, bu tarz oyunlardan şükürler olsun. Interact, bak ve tamam, çok fazla işim yok. Bu gerçek değil. Ne gerçek değil? Kontroller? Yani bir Sherlock hareketi aklıma geliyor ama kendimi rezil etme ihtimalinde... Aa, teşekkür ederim. Hey saat! Kaçı gösteriyorsun? Bahse girerim, hiçbir önemi yoktur.
Lan bu kapı var mıydı lan? Şu oyunları şunun yaşatmasından nefret ediyorum. Derini ama müzik çok güzel. Bu kapının açılmasını hiç beklemiyordum zaten. Bu anahtar buraya çok büyük bu arada. Ama yine de deneyeceğim. Hatta bunun bir kapı olduğuna bile emin değilim. Çünkü bu surreal bir... Bahse girenin bunun içinden de geçiliyordu. Lan 9-3 çeyrek yapacaktım buna. Bu lambayla ne yapmamı istiyorsun peki? Bu bir lamba evet. Saate mi? Perspektif? Öyle bir açısal bir şey mi var? Ha üstüne tıklıyormuşum. Bu oyun niye yüklenmiyor lan? Burada ne kadar beklediğimi sana göstermeyeceğim. Oğlum, bu kapı açılacak mı? Bilmiyorum. Müziğin kesilmesi kötü bir şey. Kuralları biliyorsun. Ben geri gidince sakince müziği açar mısın? Tamam şimdi kapıyı gerçekten aç. Şakası bitti. Biliyor musun? Zamanında kırmızı tuşlara basmamamı gerektiren bir oyun oynamıştım. Ve onu da dinlememiştim. Kapanıyor musun lan geri? Hayır ya. Oyunun biraz bana genişlik vermesi lazım. Tamam buraya geçebilirim. Biraz akıl kullanma vakti. Hızlı koşmayı denesem. Hayır bu hiç akıllıca değil. Yok abi mevzu bu odada. Bu odada bir şeyler yapmam lazım. Bu benim perspektif anlayışıma da uymuyor. Bak şu an havada duruyor yani. Buna mı tıklayacağım? Çok gereksiz şeylere para veriyorum. Aa hayır doğru ya üf. Umarım yine hiçbir kapı açılmıyordur. Bak hepsini açmam gerekecek. Doğru kapı nerede bilmiyorum. Ama aramaya devam ediyorum. Bir şey mi gör? Ya bu oyunun yapımcısı falan değil mi? Küçük bana böyle hareketler yapıyor. Daha ne kadar yapacağım bunu? Her yere açacak mıyım yoksa çözmem gereken minik bir akıl oyunu var ve ben kolay yolumu seçmeye çalışıyorum. Buna emin değilim. Lan Allah kahretsin bir kapının üstünde ışık varmış. Bazen sinir sorunlarım olduğunu düşünüyorum ama çok çabuk geçtiği için bu psikolojik sorunlarım varmış gibi hissettiriyor. Aaa evet biliyordum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Nefesim daralıyor bir dakika. Hey. Tamam lan doğru ya. Oğlum saatin kaç olduğunun bir önemi varmış galiba. Nereye? Bu kapıyı tutturmam lazım. Saniyenin böyle ilerlemediğine eminim bu arada. Lan kulaklığım çıktı dur. Lan kapıyı kaçıracağım. Kapıyı kaçırıyorum bir dakika. Kulaklığım kaldı dur. Ha? Giremiyorum. Dur. Bu yanflükten kurtulmalıyım. Allah kahretsin müzik girmeyince gene yükleniyor sandım. Tanrım. Yoksa vakti geldi mi? Of. Lütfen geri gidince küçülsene. Senin o büyümenin sınırlarını görmek istiyorum. Böyle bütün Andromeda olsana bir anda sana yaklaştık. Evet, evet, evet. Daha çok büyü, daha çok. Evet. Tanrım. Bir daha saat duymak istemiyorum hayatımda. Bu bir son mu? Oynadığın için teşekkürler. Başka bir şey yok, oynamayı bırak.
böyle bir oyunda yemem tatlım. Şimdi kalan hayatımı burada bir şey aramaya adayacağım. Her yere tıkla abi. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Benim şöyle bir iddiam var. Burada bir 4 gün falan beklersek bence bir şey olacak. Abi çok açıkta bırakmışsın ama ya. Bu gerçekten insana yapılmaz yani. Gizli bir yer mi var? Gerçekten sonmuş lan. Hani bu oyunda herkesin son olmayacağını düşündüreceği için son yapmış. Çok zeki bir herif. O az önce kapıda çıkan herifi tebrik ediyorum. Pac-Man mi? Ne? RTX mi oğlum? Pac-Man RTX'miş zaten ismi. Hepinizi yiyeceğim lan. Oh yeah! Ağzım iğrenç gözüküyor oğlum. Dur. Şimdi benden kaçıyor musunuz? Öyle bir şey miydi? Bir dakika, ağzın niye açık senin? Dur şu süper haptan atınca... Evet şimdi hepinizi yiyebiliyor muyum lan? Hayır. Çok hızlısınız lan. Abi Pac-Man'in ağzı beni çok rahat... Şu an sizi yiyebiliyor muyum? Gel bakayım bir dakika dur. Gel lan seni sıkıştıracağım o... Aha gerizekalı. Sen de gel. Ay son durak 7 oldu. Bir dakika bitmemiş. Oğlum ben 6,5 yaşımdan beri Pac-Man oynuyorum lan. Bu oyunla ilgili bilinecek... Her şeyi biliyorum. Hop. Bunu kim attı ya? Bunu kim yaptı? Hayatımda gördüğüm en iyi kontroller bunlar. Bunda istediğim gerçekçi tiyatral konuşmayı yapabilirim karşımdakinde. Bak şimdi. Hey sen. Hey. Benimle sıkışmak ister misin? Bakıyorum da senin de takım elbisen var. Benimle böyle bir el sıkışmak ister misin? Oo. Yavaş yavaş birbirimize yaklaşacak mıyız yani? Peki ne tarz bir iş anlaşması olacak bu? Hisse falan mı alıp satacağız? Yoksa sadece takım elbiselerimiz olduğu için el sıkışma hoşumuza mı gidiyor? Hadi az kaldı. Bunun bir tamamen oyun olduğuna emin miyiz? Lan ne oluyor lan? Hey! Sakın bana arkamdan yaklaşma. Demek insanlarla el sıkışmak hoşuna gidiyor ya. Bu da hoşuna gidiyor. Muhteşemmiş. Lan çiçekler var burada, gel gidelim. Hey ama bak arkamdan yaklaşma dedim. Sana arkamdan yaklaşma dedim lan. Seninle böyle bir mevzu mu çevireceğiz? Hey ağaçlar var, gel bunun etrafında da el sıkışalım. Gel. El sıkışamıyor muyuz lan? Ya bunun tuşunu koymadın mı gerçekten? Oh bir adam daha. Hey dostum, biz ikimiz İç Anadolu'da bir çiğ köfteci açmayı planlıyoruz. Bu dönem çok tutuyor. Sen ne diyorsun bu konuya hakkında? Ah güzel, anlaşmamıza sevindim. Üçüncü şubemizi açtık arkadaşlar. Sen de onun arkasına. Aynen. Tamam. Bize daha çok adam lazım. Arkadaşlar bu yolculukta size belirtmek isterim ki çiğ köfteyle ilgili çok iyi fikirlerim var. Lahmacun arasında koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum bu konu hakkında sen ne diyorsun? Evet çok iyi fikir değil mi? Lahmacun arasında konur abi. Geç arkaya. Daha yenilikçi bir fikri olan varsa şimdiden söyleyebilir. Mesela 3. sıradaki arkadaşın çok iyi bir fikri var. O tabaktan bir çiğ köfte yapmak istiyor ve marulu tabağın üstüne koyup önce tabağı yiyorsun. Çok iyi fikir değil mi lan? Ver lan elini, tamam. Sen de bu işten sorumlusun. O tabak şekline nasıl getireceğiz orası bilmiyorum. Ben fikirden sorumluyum. Başka ne lazım? Yeni bir fikir lazım bize. Ah! Ne? Çiğ köfte suyu mu? Bak bu iyi işte. Tam böyle burgerin yanında içebileceğin iğrenç bir turşu suyu ismi gibi. Şimdi bak bu kadar adam toplandık. Biz Türkiye'de çok bilinen ve çok gelişmiş bir çiğ köfte markasıyız. O yüzden bizi biraz etkilemen lazım seninle el sıkışmadan önce. Haşlanmış köfte mi? Hatırla. Hatırlamak? Hatırlıyor musun? Bunun bir sürü anlamı var. Hatırlamak için space'e basacağım.
Aynen, aradığım baslar tam olarak bu. Mouse speed'ini scroll wheel'la ayarla. Bunu neden isteyeyim ki oğlum? Neyse, iyi böyle herhalde. Okey. Objeleri al ve solla tıkla. Okey. Boşluğa fırlat. Oğlum o boşluktan... Allah kahretsin, çok karanlık o boşluk. Tamam. Bir şey mi oldu lan? Bana bu ipucunu önceden vermeliydin. Kaç 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 kaç. Ay, kaçmak çok saçma. Fırlatmalıyım. Ona bir şeyler fırlatmalıyım. Gel bakayım, gel bakayım, gel gel. 607 ne alaka oğlum? Tam da çüke attım var ya. Aha, aha, aha. Gel babaya, gel babaya. Evet, 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 evet. Hızlanmak istiyorsun değil mi? Beni yakalayamazsın oğlum. Senin ultimate dövmenin yolunu buldum. Ne? Başta sayı göstermişti bana. Hatta söyledim abi. 607 miydi, 627 miydi? 607 idi ya. Bir tane de buradan geliyormuş. Hey dostum, iyi misin? Bence galiba karanlığa doğru yürümem lazım. Yo, hiçbir şey olmadı lan. Hayatımda gördüğüm en iyi oyundu. Bunu... Aa, şu Japon oyunlarından lan bu. Bak şimdi, mega zeka vakti. Easy. Bir de gerçekten Japon şovu gibi müzikler koymuşlar ya. Aa! Lan çok güzel bir hint ezgisi geliyordu. Bunu duymak için bir daha bu bölümü geçmem lazım. Bir saniye. Neyse ki bir iskelet olduğum için. Ehe. Ehe. Aa. Aa, okey, tamam. Şimdi kendimi katlayayım böyle. Tamam. Şimdi kendimi yan döndüreceğim abi. Mevzuya gel. Hop. Hop. Çok böyle şey oldum ya. Safe packaging oldum. Bundan da geçersin bence. Aa, kemiğin bütünlüğünü bozmamalıyım. Abi böyle desene. Hey, şöyle mutlu bir iskelet yapmak istiyorum. Hayır abi, kolunu ters döndürme bak işte. Ha! Evet. Dur, Hint müziği nerede? İşte şimdi yan flüt vakti. Ben sanırım yine aynı stili deneyeceğim. Şunu şöyle yapıp. Hayır, kollara... Hayır, bacağı tam tersten döndürmemelisin güzel kardeşim. Evet. Bu kadar. Diklemesine hem de gireceğim, bak. Ne? Abi, ayağı istediğim pozisyona getiremiyorum ki. Çok az ama bak, çok az. Aynen. Aa, delireceğim. Böyle oluyor mu? Tamam. Dur, gövdenin ağırlığını biraz öne versem. Çok az ama. Düş 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 düş. Değmedi lan. Oğlum bak ki biraz daha öne yatsam. Bu herifin yok olma sebebi...